Arkadaşlar herkese merhaba. Berlin'den Türkiye'ye olan gurbet yolculuğumuzu İstanbul'da noktalamıştık. Evet, bu sefer de maceraya Türkiye'den Berlin'e geri dönerek devam edeceğiz. Evet, bu şekilde manzara olunca buradan başlamak istedim. Evet, Boğaz manzaralı, köprü manzaralı diyelim daha çok. Evet. 176 lira paramız var. Modifiye yapmaya çok yetmez yani. En azından hepsini bir anda yapmaya yetmez. Ama şeyler yaparak yola koyulacağız. Devam et dedi. Bir şeyler bagajı sanamadın mı? Eşyaların yerlerini değiştirmedin. O zaman sırada. Evet, böyle bir şey var. Evet. Lütfi amcasız bir gün uyandık. Evet. Aracımız orada. Şimdi. Çıkalım dışarı bakalım. Sana da kardeş. İstanbul'dayız. Evet, şimdi aracın bakımlarını yaptırıp modifiye yaptıracağız. Satacak ürün olarak arkadaşlar tütünümüz vardı. 23 bir para birimi. 11.6'da ilaçlar var. Bunların hepsini satıp tabii hepsini bir anda alabilir mağaza. O da bir sorun da. Neyse. Aracımız biraz zor çalıştı ya. Şimdi yakıtımız da az ya. Önce mağazayı bulmak lazım. Sanırım sağ taraftaydı. Şu şey pardon, modifiyeci karşıda. Modifiye orada. Benzinci evet burada. Şimdi. Nasıl bir şey yapsak? Bak. Şunu da aç. Şunları bir satalım. Ondan sonra bir şeyler alalım. Neden derseniz benzin almadan önce bu tombul HSK var ya bizde 15 litrelik. Bunun 30'luk olanı var. Onu bir kere kullandık mı bize en az 280 kilometrelik ya, şunu istemiyorum ya. 280 kilometrelik yolu bize sorunsuz götüreceğini düşünüyorum. Şunu bir temizleyelim önce. Bir de şey var. Buradaki tamircide hepsini bulamayabiliriz. Şimdi evet, şehirde gezeceksek temiz olmamız lazım, değil mi? Bundan kurtulduk, tamam. O zaman şu sepetlerden bir tanesini alalım. Böyle gidip gel git gel yapmaktansa 23 20'den gitse bunlar 6 12 tane iyi. İnşallah hepsini alır. Bir an diyecektim çok var. 3 sen değil. Evet. Orada bir şey kalmadı. Neyse şu cüzdanımı alayım. Şunu bir halledelim de. Çünkü sabah sabah diyecek bu kadar nakitim yok falan.
Elindeki çok güzel. Su. Sosis kaç para? 2,5. Alkol 70'li maşallah. 15. Kahve çekirdeği 1,4. Tütün hiç yokmuş. Salladık ama neyse, şu şeyleri de bir satalım. Alırsa aldı aldı. Çok da bir şey yok zaten. 3 4. Şundan da kurtulalım mı? Evet. 2-3 2-3 3-4. Tamam. Yani bu kadar yeter. Bakımına da lastiklerle derdimiz var. Gel bakalım. İnşallah alır ya. Her şey. O zaman başka bir şey yapmayalım. Araç burada dursun. Dursun değil mi? Zaten çok gitmeyeceğiz. Hemen şurası. Parçaları oradan buraya getireyim diyorum. Ben ne yapalım ya? Oraya taşısam bir dert, taşımasam bir dert. Neyse, araçla mı gidelim? Benzini değiştirirsek o depodakini o artık boşaltırız. En çok istediğim şey aracın üstüne gelen şey var ya, onunla birlikte doldur doldurabildiğin kadar. Orada bulduğumuz hiçbir şeyi bırakmak zorunda kalmayız. Ne olursa olsun alır bir şekilde satarız. Şurada biraz uzak kaldık ama buraya çıkıyor çünkü şeyler, aldığımız şeyler cüzdan. Cüzdan, cüzdan, cüzdan. Ya bu cüzdan hep bizimle olsa iyi olurdu. Hadi bakalım. Sana da selam. Kataloğumuz burada. Evet arkadaşlar. Bu şekilde şuradan motorlarını stok ya da en pahalı motor 440'mış. Bizim Upgrade bölümünde farlar var. Şu arkaya bahsettiğim alet çantası. Ondan sonra dijital gösterge ekranı 400. Burada da aracı boyayabileceğimiz şeyler. Neyse şundan alalım şimdi. Ondan sonra motorlar, benzin depoları. Nasıl ya? 330 lira mıymış bu? Çok para ya. Vallahi hava filtresi 130. 24. Şemsiyenin bir şeyi var. Bak, mükemmel kondisyon için üstün itiş gücü, güvenebileceğiniz performans, kırmızı renk kısıtlamalardan kurtulmayı simgeler, istikrar ve desteği simgeler, yeşil renk doğa ile uyumlu simgeler, aküden gelen enerjiyi iletir. Bu en garibani bu. Garibani. Garibanı bu. Şundan alsak mükemmel kondisyon. Üstün itiş gücü çok ilginç. Performans. Bu da rengi de siyah turuncu, böyle güzel gözüküyor da hadi bundan alalım ya.
Şimdi akülerden şunu da değiştirmiştim ben zaten aküyü. Başka hava filtresine şu an general başka bir şey almayalım. Değil mi? Biraz para biriktiririz. Şimdi hadi bakalım. Depo çok şey oldu ya. Kafama takıldı ya. Neyse şunu bir açalım, bir yerleştirelim bakarsın. Ya girer alırız. Satış değeri 1. Evet böyle. O da buraya konacaktı. Dur bakalım. Nasıl yaptığımızı hatırlamıyorum. Buraya bir gidelim. Orada açarız. Vallahi. Abi şimdi diyeceksin şunu bir deneseydin. Böyleymiş ya. Çok değişik oldu ama. Evet gördüğünüz gibi motor tamir çantası levyemiz. Yani şunları şuradan kurtarmış olacağız. Bir bagajımızda inceden bir yer açılacak. Neyse bunları da satacağız artık. Sen de gel. Gir bagaja. Biz şu benzin şeyini alalım ya. Değil mi? Alalım benzin şeyini. Ondan kurtulmuş olacağız ya. Neyse. Büyük bir benzin bidonu alalım. Deposu. Gel bakalım kardeş. Köşeden. Oy, nereye gittim ben ya? Su deposunu geç. Su depomuz zaten bizim sanırım 15'lik. Benzin stoklar 11, 10, 10, 10, 11. Bizim tombul yeşil burada. Mükemmel kondisyon için. Gel bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. 456 kaldı. O da herhalde bu üst kısmını falan bulursak işimizi görür. Bunun satış değeri ne kadar ki? Nasıl yani satış değeri? Sıfır. Ölmüş bitmiş. Kal burada o zaman. Şuradan yakıt dolduralım. Fulleyelim bunu da göndeririz. Satarız. Hiçbir şey bırakmayız. Şunun satış değeri olması lazım. Şunu kapat. Hadi bakalım. Şimdi aracımızı benzinciye götürdüm. Böyle bir şeyler kalıyor. Gel bakalım delikanlı.
işini hallettik. Şunu aldı mı? Aldı. Şu haline şey tamir edemiyor diye. Sona geldiği zaman yapacak galiba. Bir şey vardı çünkü tamir ediyordu. Bakımımızın durumu 95. Bunları da satalım. Bunlara da ihtiyacımız yok artık. Nasıl ya? Eksi bir, ha yakıt aldık edecektim, nasıl olur? Eksi 5. Şimdi bizim motor yağımız vardı herhalde. Aracın altında bir şey mi var? Girikonun şeyi mi gözüküyor? Hı, aynen. Ben aslında motor yağı almadım mıydı ya? Kafamda var diye kalmış, neyse. Ben bugün de sığmıyor buradan. Şimdi tekerlek falan alsak mı? Neyse. Tekerleksiz bir Bulgaristan'a bir gidelim. Şuraya gel bakalım. Evet, aracın arkası böyle boş oldu artık. Şey olsa üstte de lastik falan atacağız. 2-3 2-3 bence tam bir şey yoktu galiba burada zaten ya. Değil mi? Aynen. O zaman gidelim. Yeterince vakit kaybettik zaten. Kimse üstümüze doğru gelmez. Sınırla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Orada bilmiyorum, bir şey bulabilir miyiz? Bir yerde bir U dönüş falan yapmamız lazım. Daha bak, aa vallahi şuradan şuraya geldik ya. Araba duman oldu. Motoru itiş gücüyle mi değiştirsek acaba, bilemedim ya. Bakacağız artık. Niye kapalı? Çok ilginç. Şehirden niye kapandı ben onu anlamadım ya. Valla oğlum, otelde de kaldık. Normalde otelde kalmasın, şey olsa kapanmıyor da. Allah Allah. Ulan arkadaş, video çekerken bir şey olmasın ya.
Ne yapayım şimdi ben? Buga mı girdik? Ha? Bir de kaza yapalım. Aklıma bir şey geldi. Tadam. Haritayı yapmadık diye mi oldu? Dur bakayım şuraya. Valla bunu seçmedik diye yapmış olabilir mi diyeceğim de. İyi de zaten bir şey yokmuş ki ya. Türkiye'den ya. Var ya oğlum. Şimdi açıldıysa hiç şaşırmam ya. Aa, of. Bul koleksiyonu. Geçiniz. Vallahi. Zaten bir şey var ya oyunda. Şu hala şey gösteriyor ya. Koçum. Bu çanta kapansaydı ya artık. Hep böyle mi duracak bizimle? Bu sefer açılmış değil mi? Buraya doğru gelmiş. Ulan ya. Demin nasıl boşuna zaman kaybettik? Şimdiye varmıştık sınıra. Hiç trafik yok ya. Bir kişi geliyor. Lampada da çok yavaşlıyor ya. Oh. Aslında o kadar da kötü değil yani aracın motoru falan da. Neyse.
Ben nasıl bu haritayı unuttum ya? Vallahi aklıma geldikçe. Şimdi bagajda biraz yer ayarladık ya. Hiçbir şey çıkmaz şimdi karşımıza. Şurada var. O karşıda da bir kulübü var. İyi. Şunu tabii ya. Olsun. Ne var? Ne bu? Yani oyunda hakikaten dediğim gibi bu var. Normalde bu göstermiyor böyle de. Problem olduğu zaman. Burada şarap var galiba ya. Ve şimdilik açmayalım. Artık ne zaman şey sıkıştı, yer kalmaz. O zaman bakarız. Sen. Böyle toprak yollar olacaktı ama hiç şey yapmak istemiyorum. Şuradan benzinciye giriyorum sanırım. De. Gidelim. Belki onda takım çantası vardır. 280 kilometre. Sanırım bir menzil. Bu motor dayanmaz bence. Hem de o şeyler içinde şarap var. Şarap burada pahalıydı, 70'ti. Değil mi? Burada hani 60 olsun falan. İyi olur. Ya ben niye bir tanesini aldım geldim ki? Üçünü de taşıyabilirdik aslında. Neyse. Her seferinde bir şeyler yapıyorum zaten. Sen de gel, şunu bir dolduralım. Yetmedi ama oh, onu satabiliyoruz ya. Gel. Cüzdanımı da alayım. Şarap.
2. Güzel. 10 numara oldu. Bunda ne var? Kahve çekirdeği. Neyse. İyi geldik ama. %55 lira para. Buradan biz ne alabiliriz? 17 04 takım çantası var. Bir tane takım çantası alalım. Gelin bakalım. Bunu koymazsak yakıt artıyor arkadaşlarım. Çok kullanıyor. Ben takım çantası aldım ama aslında bizim bagajda şey de vardı ya. Niye ben öyle bir şey yaptım? Onu tamir etmesi lazımdı. Şununla birkaç bir şey düzeltmemiz lazımdı ama. Ve ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Ha bak yaptı. Neyse, her seferinde bir şey mi yapıyor? Ne yapıyor? Sığamadık. Buradan da sığmaz. Yavaşlama ya. Buralar ne iyi de Bulgaristan, Bulgaristan. Tepelerde Allah motorlu böyle fır fır fır. Hele bir de tam yükledik mi? O zamana kadar her şeyi bulduk mu? Tamam. Güzel böyle bir iki bir şey daha bulsak, Bulgaristan'da lastikleri değiştirsek güzel olur. Oradan sonra toprak yol ya. Epey bir sürü toprak yolda gideceğiz. Lastikler dayanmaz ona. Karşıda var mı?
Bazen oluyor da. Gözükmüyor değil mi? Bir şey gözükmüyor. Sandığa attık ama içinden iki tane iplik çıkıyormuş falan. Olmaz demeyin. Yani açsam bir türlü, açmasam bir türlü. Başka bir şey yok değil mi? İyi gittik, haydi bakalım. Şey kalmadı ya. Aha. Lastiğimiz bitti. Duramıyorum ben. Frenle durmadı bak. Gidiyordu. Ön lastik mi? Aynen. Sana ihtiyacım yok ama öyle denk geldin. Açıldı. Lastik, lastik değeri 0,1,3. Neyse, patlayana kadar ellemeyeceğim. Gittiğimiz yere kadar gidelim. Geçen gün de böyle dedik. Daha şu köşeye dönmeden öteki de patlamıştı. Sandıkmış ya, aynen. Aha. Aha. Lastiği de kaybettik. Ben dedim asfalt yolda gideceğiz diye çok şey yapmadım ama dedim Bulgaristan'da değiştiririz demiştim. Herhalde orayı da zor göreceğiz. Evet.
İğrenç. Kaç paradan gidiyor? 14'ten 9 tane falan var. İyiymiş. Lastik paramız çıktı ilaçlardan ama önemli olan gidebilmek şimdi. Modifiye için tamam. Hani çok şey yok. Hallederiz modifiyeyi de. ...20-25-30 liralık 4 tip lastik, pardon 4 nereden, 3 tip lastik var arkadaşlar, bu düz yol için. Sonra yağmur için var, yine kendi içerisinde ayrılan ve toprak yol için. Sandık mı lan? Sandık gördüm sanki. Pardon. Koş bakayım. Yok ya. Ne gördüysem artık sandığa benzettim. Şurada sandık var sandım. Neyse. Neyse neyse. Hakikaten yok ne lan? Biri çarpacak şimdi. Da niye farları yok ki ya? Çeyrek depo benzin gitti. Orada aldık. Oraya da bir çeyrek gitseydi. Yarım. Hadi vızıvır yarımdan biraz az kalacaktı. Yani bu benzin depo ideal oluyor. Şimdi herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız, bir git gel yani gittiğiniz yolda geri dönmek gibi sıkıntı yaşanmazsa, yani bu bir seferde şeyi götürecek, 10 litrelik şeyi taşıma derdinden kurtulacaksınız. Yani bu da ağırlık mı yapıyor? Evet yapıyor ama yer kaplamasından daha iyidir. Evet. Sınıra geldik. Umarım bize açıkta ne var? İlaç var. Sandıktaki inşallah sorun teşkil etmez. Güzel. Hadi hayırlısı bakalım. Daldık içeri. Burası motel. Evet, bu sefer böyle yapacağız. Niye derseniz şey yukarıda. Nasıl derler? Marketler falan daha en yukarıda. Oraya çıktık mı bir daha gelemeyiz. O yüzden burada kalıyoruz arkadaşlar. Evet. lira olmuş. Vay anasını sattım ona. Geçen sefer 35 miydi neydi burada?
Kimseyi rahatsız etmeyeyim. Görürüz bakalım. Bir ayı vermiş. Kimseyi rahatsız etmeyeyim diye. Hem de Anadolu çocuğu. Başkasını rahatsız et. Hepsini gezmezsem adam değilim. Arkadaşlar burada daha önce gelirken yapmamıştım ama artık biraz da özgürüz şu olay için. 45 lira aldık. 45 lira daha uyumaya çalıştım, farkındayım. Bu otelin 45 lira vermesi bu otelin günlük parası arkadaşlar. 20 liralık olsaydı 20'şer lira veriyordu. Ama dediğim gibi sınırda başımıza iş açabiliriz. Öyle de bir durum var, unutmayın. Evet. Hala bu sol tarafta yatamıyoruz. Hatta yatağın içinden geçebiliyormuşuz. Ben de şimdi fark ettim bunu. Evet. O zaman arkadaşlar yolculuğumuzu bugünlük burada noktalıyoruz. Evet. O zaman ne diyorduk? Bir sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.